%49.25'e çıkartılan bir e, şey zam, hiçbir şekilde e, ikna edici değil. Ayrıca Kantar'ın topuzu zaten emekliden yana dönmüştü geçen sene. Yani geçen sene emekli ile asgari ücret arasındaki fark zaten açılmıştı. Bu yapılan ekstra zam sadece açılan farkın aynı kalmasını sağladı, yani farkı kapatmadı. Ve şu anda emekliler ki Siyasetçiler evleri geziyor şu an kapı kapı. Vatandaşın evini geziyorlar. Orada zaten duyuyorlar yani. Emekliler şu anda bu zamdan hiçbir şekilde memnun değil. Hani bırak 12-13 bin lirayı 15 bin lira bile zam alsa emekli şu anda kendisine karşı çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ki ben de öyle düşünüyorum. Bu haksızlık giderilse dahi emekli bunu bu kısa vadede pek unutacak gibi görünmüyor. Ama tabii bununla birlikte yapılan anketler Ev gezmeleri, buralar, buralardan alınan sonuçlar e, büyük ihtimalle oy oranlarında ciddi bir düşüş gösterdi ki bu da beraberinde alelacele, hızlıca, daha Mart ayını beklemeden hemencecik bir e, ekstra zam daha yapılmasını gündeme getirdi. Peki neden bunu Sayın Cumhurbaşkanı yapmadı bu açıklamayı? Da da e, Bakan Bey yaptı, Vedat Işıkhan yaptı. Orası tabii ki soru işareti. Cem güzel bir soru sordu. Neden Vedat Bey açıkladı 49,25'i? Normal şartlarda böyle bir durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan affeder mi? Affetmez. Ya da AK Parti'ye yakın medya affeder mi? Affetmez. Müjdeler havada uçur ve o müjde açıklanır Erdoğan tarafından. Siyasetçi niye bunu yapıyor? Çünkü seni yokluyor emekli. Yani o seni yokluyor. Hepimizi yokluyor aslında. Kamuoyunu yokluyor. No. Bir ülkede böyle bir bütçe planlaması olabilir mi? Ya yine veriyorum. Bir ayda 3 kere hesap değişir mi? 37, 57, 42, 60, 49, 25. İşte bu hesabı değiştiren senin tepkin. Yani o siyasetçinin yerel seçimi kazanamama ihtimalleri onları geriyor. Yoksa sen aç mısın, tok musun falan yok öyle bir şey. Hikaye onlar. Ha, Şimdi Vedat Bey niye açıkladı? Erdoğan açıklamadı. Çok güzel bir yere geldin Cem. Bana göre şöyle. Çünkü asıl müjde ya tırnak içinde buna müjde falan değil de asıl müjdeyi diyor tırnak içinde söylüyorum. Asıl müjdeyi Erdoğan verecek çünkü. Ya bu da bir yoklama. Yokluyor. Eğer 49,25'ten memnunsa ya da kendisine yetecek kadar oy miktarı varsa girmez topa. Ama fazla bir tepki olursa ki var, yetmiyor kardeşim, yetmiyor. Var. ya bu tepkiyi gören Erdoğan ya Şubat sonu ya da işte Mart içerisinde çıkacak ekranlara diyeceği. Hatta belki de bir istifa gelebilir. Hazır olun. Eko, yani ekonomi yönetim içerisinde bir istifa da gelebilir. Ya da görevden af diyorlar ya şimdi. O da olabilir. Onunla beraber ne olacak? O yaptı kardeşim. Ben yapmadım. O yaptı. Ben yapmadım. Ben emeklimi ezdirmem dedikten sonra mevzuya girilecek ve ondan sonra da o zammı alan emekli de ya bunlar olduğu ülkemizde. Hatırlayın balık havzalıyız. Bunlar oluyor. O da gidip oyunu verecek. <laughs> yani böyle oluyor ya. Sonra da bütün 85 milyon 900 milyonluk ülke bedelini biz ödüyoruz. Ha zam vermek zorunda mı hükümet? Vermek zorunda. Bu emeklinin hakkı mı? Hakkı. Bu sarmala bizi sokan sizsiniz ama bedelinin de ağır olacağını görüyoruz. Yani bence durumun özeti budur. Yani aslında asıl müjdeye Erdoğan hazırlanıyor. Zaten onun için 2024 bir emekli yılıdır. Emeklilere ilan ediyorum dedi ya. O olaf boşa değildi. O gün biz hatta anlamadık. Cem hatırla. Seninle de hatta bir program da yaptık. Ya Allah Allah ya şaka mı dalga mı geçiyorlar bizimle? Ne oluyor efendim derken düşünüp düşündüm. Dedim galiba bir şey haz, ha, hazırlanıyor. Yani işte bak görüyorsunuz değil mi? Ezdirmedik. Hani ara ara zamlarla, ek ikramiyelerle ya da bayram ikramiyesi gibi konularla. Bak o da e, gündemde ol olacaktır büyük ihtimalle. Ve böylece emekliye Ha şimdi peki oran ne olur? Oran ne olur? İşte kapakta görüyorsunuz. Sendikalar diyor ki 23.000 TL civarında. Birçok emekli dük ben konuşuyorum yani. Kardeşim 20 bin TL civarında olması gerekiyor diyenler var. 20 bin TL'nin altında kabul etmiyoruz diyenler var. Ama realite olarak baktığımızda 10 10.000 ile 15.000 arası Cem doğru söyledi. O civarda bir şey olabilir bu seyyanen zamla beraber. Ama kulislerde de şu anda işte 2.000 ile 4.000 TL arası bir şey verileceği söyleniyor. Yani yine kafara karışık. Bakar mısınız yani? Çok karışık bir ortamdayız. Ee, ama şu var. Bir hükümet, Cem, açıkçası yani sen daha iyi bilirsin bu konuları. İsterse, yani Erdoğan gemileri yakarsa, seçim elden gidiyorsa yapar abi. 23 bin yapar. Diğerini de yapar yani. Yani karışan eden yok ki. Etkili bir muhalif, muhalif de, muhalifler de yok. Para basar, bir şey yapar. Yani o para verilir. Ha bedeli ne olur o ayrı bir şey. Ama verse verir diyerek yani pas bu oranla ilgili görüşlerin nelerdir? ya bütçenin durumu. Işte diyorum ya onlara sen hakimsin yani. Mehmet Şimşek'in itirazları, enflasyon doğurması ama her şeye rağmen hakikaten bir sürpriz. ya Böyle bir rakamda gelebilirim 20 bin TL ve üstü. Ya her şey olabilir tabii ki gelebilir ama 20 bin lira ve üstü gelirse buradan tabii Erdoğan'ın ne kadar sıkıştığını anlarız. Yani bu benim için böyle bir mesaj olarak e, algılanır. E, şimdi geçmişte de buna benzer şeyler oldu ama yani hiçbiri bu seferki gibi olmamıştı. Çünkü gerçekten 2024 yılı artık bizim yavaş yavaş faturayı ödemeye başladığımız bir yıl. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Asgari ücret 17 bin lira oldu. En düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira oldu. Tabi buna istinaden bir enflasyonla da karşı karşıya kaldık. Peki Mart ayında emekliye yapılacak bir düzeltme zammı ekstra bir enflasyon oluşturacak mı? Normal şartlarda hayır. Çünkü zaten her şey devlet memuru ve asgari ücret zammı oranında zaten arttı. Ama bu tabii zamanında bu tür düzeltmeler yapılmadığı için muhtemelen Mart ayında bir tetikleyici bir enflasyonla daha yine karşılaşmış olacağız. Dolayısıyla şimşeğin işi daha da zor olacak. Hiç kolay değil. Peki nasıl yaparlar bunu? Ek bütçe yaparlar. Yani daha önceden olduğu gibi ek bir bütçe yapılır ve emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkar. Ama dediğim gibi yani bu sefer Hemen hemen herkesin 20 bin lira emekli maaşı aldığı bir e, ülkeye de uyanıyor olabiliriz. Yani çünkü emekli maaşı 10 bin lira olanın da 20 bin lira olacak. 18 bin lira emekli maaşı olanın da 20 bin lira olacak. Yani emekli bir albayla emekli bir uzman çavuşun aynı maaşı alması gibi düşünün. Normalde albayın uzman çavuştan biraz daha fazla maaş alması lazım. E, çünkü ona göre primleri daha fazla yatmış olur. Ama böyle bir şey olmayacak. Bu da tabii beraberinde yeni bir haksızlığı da maalesef getirmiş olacak. Ben açıkçası güvenemiyorum. Tamam mı? Yani ben kendi devletime bu noktada güvenemiyorum. Niye güvenemiyorum? Onu da açıklayayım. Çünkü daha önceki icraatlarından e, belli bir sicilleri oluştu bende. Yani toplum nezdinde de öyle. Daha önce yaptıklarını gördük. Askeri ücrete zam yaparken geçen sene mesela emekliye aynı oranda zam yapılmadı. Hatta geçen seneden kalan bir Eksik bir durumda söz konusu. Ama senin e, hatırlarsın yani cumhurbaşkanı aynı konuşmada şunu söylemişti. Temmuz ayında dedi, e, hepsini dedi eşitleyeceğiz dedi. Emekli maaşlarını dedi, şeyle dedi, diğer maaşlarla eşitleyeceğiz. Şimdi bu bana çok gerçekçi bir yaklaşım gibi gelmedi. Yani Mart ayında bir seçim var, Temmuz ayında niye eşitlenecek? Mart ayında da eşitlenebilir. Yani madem ki eşitlenecek, ama işte Temmuz ayı ile ilgili de şöyle bir durum söz konusu. Ya nereden anlatayım bilmiyorum. O kadar çok böyle iç içe geçmiş şeyler var ki, e, hatalar var ki. Mesela e, bu sene bir kere zam yapılabilir dedi. Mehmet Şimşek mi demişti? E, Vedat Işıkan mı dedi? E, bir Memesimşek. kere zam yapmayı düşünüyoruz yani. dedi. Ondan sonra Vedat Işıkan açıklama yaptı. Dedi ki emeklinin dedi son yaptığı Twitter'a yazdığı açıklamada ilk 6 aylık zam mı dedi? Bu kadar dedi. Ya bu sene iki de, iki kere mi zam alacak? E, emekli yoksa bir kere mi zam alacak? Hatta bana da soranlar olmuştu. Cem Bey yani biz bu sene bir kere mi zam alacağız yoksa iki kere mi? Ben de e, duyduğumu anlattım. Dedim ki bir kere zam yapılması planlanıyor. Ama Vedat Işıkan'ın açıklamasında e, 6 aylık zam olarak bunu söyledi. Yani e, Cumhurbaşkanı da Temmuz ayında e, fark vereceğiz dedi, eşitleyeceğiz dedi. Demek ki bu sene iki defa zam yapılacak. Orası net. Ama burada asıl oyunları bozan şey Mart ayı. Mart ayına asıl belirleyecek olan şey de bundan sonraki önümüzdeki anketler. Fakat ilk defa ben emekliyi bu kadar kızgın görüyorum. Daha önce de evet emekli kızardı ama yine gider oyunu verirdi. Ama bu sefer durum farklı gibi görünüyor. Bunun tabii arka planında şu da var. Güçlü aday da yok. Yani gördüğüm kadarıyla hani şahsi olarak böyle kendi karizmasıyla ön plana çıkmış bir aday henüz yani hükümet tarafından ben görmedim. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın. E, karizmasının büyüklüğünden kaynaklanıyor. Şimdi kızacak bana muhalifler ama öyle de bir durum var. E, çok güçlü bir karakter olduğu için parti içinde ya ona yakın güçte birinin e, çıkma durumu söz konusu dahi değil. Onun ışığı yanında o ötekinin ışığı çok aşağılarda kalıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisindeki gibi olmuyor durum. Daha farklı orada. Ama bu da işte yerel seçimleri ister istemez e, etkiliyor. Mart ayında eğer çok olumsuz bir sonuç çıkarsa. Vallahi bak bir, bir izleyicimiz almış ben söylemiyorum. Abi. Diyor ki karizmayı görecek diyor. diyor. <laughs> Valla Mart ayında eğer gerçekten bu emekli zamları çok büyük bir etki oluşturur da emekli oy vermez ise erken seçim nidaları bile atılabilir. Yani çünkü hükümetin güven oyu azalmış demektir. Böyle bir baskı altında kalabilir hükümet. Eee kabul etmese dahi meclisin içinde belli bir oranda milletvekili istifasından sonra erken seçim zorunlu hale giriyor. Yani böyle bu tür teknik detaylar da var. O yüzden bu seçim önemli.